Teşekkür ederim <laughs> Sayın Meclis Başkan Vekilimiz nezdinde e, bütün görev alan bu dönemde görev alan bütün e, meclis sürecinde komisyonlarından katip üyelerine e, bütün arkadaşlarımıza Meclis Başkan Vekilimiz ikinci Meclis Başkan Vekilimiz diğer e, görev alan bütün arkadaşlarıma bu 5 yıl içerisinde üstün başarılar diliyorum çok değerli bir süreç gerçekten e, hem şehrimiz adına hem ülkemiz adına hem de bütün dünya adına çok tartışmalı çok zor bir 5 yıla girdiğimizin izlerini ne yazık ki özellikle dünyada e, olan olaylar üzerinden takip ediyoruz e, ben her şeye dönünce bugün 23 Nisan vesilesiyle e, dünyanın farklı yerlerinden, ülkelerden gelen çocuklarımızı ve ülkemizin de farklı şehirlerinden gelen çocuklarımızın temsilcilerini ağırladım. Özellikle eee barıştan bahsederken eee ve savaşların sona ermesinden bahsederken en ön sırada oturan Filistinli çocuklarımızın ve e, Ukraynalı çocuklarımızın gözlerinin nasıl nemli, nasıl ürkek olduklarını gördüm. Dolayısıyla ben e, bu vesileyle gerçekten dünyadaki savaşların sona ermesini ve bütün e, en fazla belki zorluğu yaşayan, bu savaşın mağdur ettiği başta çocuklar olmak üzere herkesin bu mağduriyetlerinin sona ermesini diliyorum. eee ve dünyanın hiçbir noktasında zalimlerin zulmünün devam etmemesini diliyorum. Bu noktada bugün böylesi bir anı yaşadım. Elbette bir çocuk bayramına sahip olmanın gururunu da yaşadım. Dünyada tek çocuklara hediye edilmiş bir çocuk bayramı olan ülkemiz var. Bu noktada hem milli egemenliğin kutlandığı 1920'de ülkemizin cumhuriyetle buluşmasının temel anını bize yaşatan İlk meclisimizin kurucusu, başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun nezdinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran bütün üyeleri rahmetle, minnetle anıyorum. Elbette ki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız şimdiden başta çocuklarımız olmak üzere bütün milletimize hayırlı uğurlu olsun, iyi bayramlar diliyorum hepimize. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım tabii ben bugün sizlere elbette 2023 yılının bir özetiyle e, sunum yapmak için karşınızdayım ama doğal olaraktır ki belediyemizin e, faaliyet raporunu e, sunmak, İstanbul'lara hesap vermek için burada olduğumun altını çizmekle birlikte e, bir miktar tabii ki son beş yıla dair tariflerim olacaktır. Elbette konuşmamla birlikte önümüzdeki beş yıla dönükte de vizyona dair e, sizlerle paylaşacağım duygularım olacaktır. Eee şunu söyleyeyim. Önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılının da bizim için her gününün hizmetle, icraatla ve yatırımla dolu bir yıl olması eee gurur vesilemiz olmuştur. Bir yandan İstanbul'umuzun geçmişten bugüne gelen e, birçok sorunlarına çözümler ürettik. Bir yandan da şehrimizi geleceğe hazırladık. Açıkçası ne yaptıysak, inanınız ortak aklın, bilimin yol göstericiliğinde hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak yaptık. Siyasi hesaplarla hiçbir zaman davranmadık. Asla belirli kişileri ya da kayırmacılıkla belli grupları koruyarak kollama anlayışı içerisinde de olmadık olmaya olmamaya da devam edeceğiz. Her zaman çok çalışkan olmaya, gayretli olmaya ve de adaletli olmaya devam ettik. Gayretli ve adaletli olmanın İstanbul'umuza bereket getireceğini bilen bir ekibiz. O bakımdan gayret ve adaletin Hizmet dönemi süreci içerisinde çok önemli iki kavram olduğunu her zaman bu işin içerisinde olan, kamu yönetimi içerisinde olan bütün arkadaşlarımla paylaşıyorum, paylaşmaya devam edeceğim. İşte tam da 2023 bu inancımızın kanıtlandığı bir yıl oldu. Ve ne yaptıysak hukuk ve dürüstlük içerisinde yaptık. O nedenle şunu söyleyeyim kıymetli Büyükşehir Belediye Mısır Meclis üyeleri ve sevgili bizi isteyen vatandaşlarımız 5 yıl boyunca tam 1019 teftiş ve incelemeden alnımızın akıyla çıktık. 1019 teftiş ve incelemenin aynı zamanda bir Türkiye rekoru olduğunu da burada sizlerle paylaşmak zorundayım. Ülkemizin tarihinde hiçbir belediyeye karşı böylesine bir teftiş dönemi ve teftiş süreci yaşatılmamıştır. Bu nedenle bu bir rekordur. Ama şunu söyleyeyim milletimiz biliyor ki benzeri görülmemiş yoğunluktaki bu teftişler bize yönelik itibarsızlaştırma çabalarının bu şekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi beklenilen sonucu vermemiştir. Yeni dönemde bu tür tavır ve davranışların işe yaramadığının ve buna dönük hamlelerin yapılmasının, en azından kasıtlı süreçlerin işletilmesinin doğru olmadığını, karar alanları dahi zor durumda bıraktığının farkına varılacağını ve ders çıkarılacağını umuyorum. 23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri milletin iradesini yok sayanlarla ilgili çok önemli ibretlerle doluydu. 31 Mart 2024 seçimleri de yerel seç yönetimleri bizden olan ve olmayan diye ayırmamanın bizim adaylarımıza oy vermezseniz hizmet alamazsanız demeyenlerin bu anlamda milleti tehdit etmeyenlerin kendisinden kabul etmediği kişileri ya da kurumları, kuruluşları cezalandırma anlayışıyla hareket etmeyenlerin ve buna karşı duranların açık ve net ifade edeyim. Kazandığı bir seçim olmuştur. O bakımdan bu ve benzeri davranışları ya da bu dili kullananlar açısından da ibretlerle dolu bir seçim olmuştur. 31 Mart 2024 seçimi. Milletin verdiği dersin umuyorum ki e, anlaşılacağını ve herkesin bu anlamda gereğini yapacağını umut ederim. Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında hizmet üretme ve sorun çözmeye odaklı, uyum ve işbirliği hedefleyen yeni bir anlayışın en üst seviyede hakim olmasını diliyorum. Biz bu yolda her zaman olduğu gibi biliniz ki buradan ilan ediyoruz ki dünden hazırız ve üzerimize düşen görevi en üst seviyede yapmaya, ilgili makamlara konu İstanbul olduğunda koşa koşa gitmeye hazırız. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 2023 Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin icraatçı ve halkçı karakterinin daha da iyi görüldüğü, daha da güçlü hissedildiği bir yıl oldu. Sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, kente özen ve insana saygı anlayışıyla uyguladığımız halkçı politikaların ne kadar doğru ve etkili olduğunu hep birlikte yaşadık ve gördük. Son derece yoğun, yenilikçi, özenli sosyal politikalarla büyük bir fark yarattık ve gerçekten güçlü bir model oluşturduk. İstanbul modelini her alana yaydık. 2019'da sosyal destekleri kesecekler diye aleyhimize kara propaganda yapanların bu durumdan gerekli dersi çıkarmalarını de artık yeni bir siyaset mücadelesi ve dilini benimsemelerini bu kapsamda da diliyorum. Metro yapımında ulaştığımız olağanüstü başarılara gerçekleştirdiğimiz büyük çevre ve at yatır, yapı yatırımlarıyla icraatçılık vasfımızı da çok net bir şekilde milletimizin huzurunda ortaya koyduk. Yaptığımız devasa işleri küçültmeye, küçük görmeye, yok saymaya, ve hatta birkaç adıma sığdırmaya kalkan siyaset anlayışı da 31 Mart'ta artık tarihin sayfalarına gömülmüştür. Hakikat üzerinden ve sadece vatandaşın menfaati gözetilerek yapılacak muhalefete bilimsel ve sağduyulu eleştirilere tüm yöneticilerin ihtiyacı vardır. Yeni dönemde meclisimizin de bu açıdan ve bu bakış açısıyla çok doğru ve çok güzel bir sınav vermesini diliyorum. Bu kapsamda sadece bu mecliste muhalefet edenlere ya da muhalefet görevini elde edenlere değil, iktidar olduğunu düşünen Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da benzer yönde tavsiyelerimi yapmaktan hiçbir zaman çekinmedim, çekinmeyeceğim. Zira katılımcı bir modelin daha fazla kapsayıcı, daha fazla bir arada iş üretme daha fazla birbiriyle diyalog kurarak işleri ilgili komisyonlarda konuşma, görüşme noktasında 39 ilçe belediyesiyle eş güdüm şeklinde çalışma bilincinin her belediyeye yansıtılması noktasında işbirliği seviyesini en üst seviyeye taşıma noktasında da ben üzerime düşenleri yapmayı burada bütün meclis üyeleri huzurunda söz veriyorum. Benzer uygulamaları da yine başta Cumhuriyet Halk Partisi grubu olmak üzere burada bulunan bütün siyasi parti gruplarının da vermesi gerektiğinin altını çiziyorum. Sevgili arkadaşlar, faaliyetlerimizi on başlık altında özetlemeye çalışacağım. Bu 10 başlık aynı zamanda bizim İstanbul'a kazandırmaya ya da güçlendirip pekiştirmeye çalıştığımız özelliklerdir. Bu başlıkların aslında her biri İstanbul'u refaha, mutluluğa kavuşturacak yol haritasının önemli parçalarıdır. Bu yönde biz kendimizi bu yol haritasını harfiyen uygulamakla yükümlü gören ve bu haritayı belirleyen kişiler olarak da görmüyoruz. Daha farklı bir boyutu vardır. İstanbul'un yol haritasını ya da tam adıyla söyleyecek olursak gerek İBB 2020-2024 stratejik planını ve gerekse İstanbul Vizyon 2050 strateji belgesini hazırlayan İstanbullardır. Vizyon 2050 strateji belgesi farklı uzmanlık alanlarından bilim insanları, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör temsilcileriyle gündeminde İstanbul olan paydaşların güçlü katılımlarıyla iki yıldan fazla bir sürede hazırlanmıştır. Tam anlamıyla katılımcı, ortak akıl ve rızaya dayanan bu belgede 20 binden fazla İstanbullunun etkin emeği vardır. İstanbullularla belirlediğimiz hedefler doğrultusunda neler yaptığımıza geçmeden önce bize emanet edilen bütçeyi nasıl kullandığımızın hesabını sizlere vermek istiyorum. Göreve geldiğimizde mali disiplin ve adil kaynak dağılımı esasına dayanan bütçe disiplinimiz bizim için önemli bir kalite göstergesidir demiştik. İBB bu anlayış içinde 2023 yılında da adil ve disiplinli bütçe yönetimi sayesinde gerçekten başarılı bir finansal performans sergilemiştir. 5 yıllık dönemimizde kıymetli meclis üyelerimiz, sevgili vatandaşlarımız 101 milyar 745 milyon lira yatırım yaptık. Hane halkına 33 milyar 425 milyon lira cari transfer gerçekleştirdik. 115 milyar 380 milyon lira ile ulaşımı destekledik. Çevre için 31 milyar 540 milyon lira kaynak kullandık. Sağlık ve sosyal hizmetler için kullandığımız kaynak 25 milyar 475 milyon liradır. Spor, kültür, eğitim hizmetlerimiz için gerçekleştirdiğimiz harcamalarımızın toplamı 19 milyar 645 milyon liradır. 37 milyar 545 milyon lira raylı sistemlerimize sermaye yatırımı yaptık. Fen işleri eliyle 29 milyar 945 milyon liralık sermaye yatırımını da bu alanda gerçekleştirdik. Yol yapım ve bakımı için gerçekleştirdiğimiz harcama 14 milyar 355 milyon liradır ulaşımı bu dönemde 21 milyar 415 milyon lira sübvanse etmek durumunda kaldık. Bugün bunları ülke yönetiminin gerçekten bizleri üzen ekonomi politikalarının yol açtığı anormal seviyedeki kur ve fiyat artışlarına rağmen gerçekleştirdiğimizin de altını çizmek istiyorum. Kaynaklarımızı doğru yönettiğimiz için hem borçlandığımızdan daha fazla borç geri ödemesi yaptık hem de İstanbul'un her yanında ciddi ve büyük yatırımları bu süreç içerisinde gerçekleştirdik. Alternatif finansman kaynağı yaratma konusunda da ülkemiz tarihine örnek işlerin başarılmasını sağladık. Belediye olarak yerel yönetimlerde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek uluslararası standartlarda yeşil finansman çerçeve metni hazırladık ve yayınladık. Bu doğrultuda yalnızca ülkemizin değil, bölgenin de ilk yerel yeşil bonosunu ihraç ederek yerel yönetimlere alternatif finansman konusunda çok örnek bir işi başardık. Göreve geldiğimiz 2019 Haziran'dan bu yana iç ve dış borç geri ödemelerinde çok yüksek bir performans sergiledik. Pandemiye, her türlü kesintiye ve ne yazık ki makroekonomik çöküşe rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını döviz cinsinden azalttık. Kesinlikle ifade ediyorum bu zor koşullarda ve zor dönemde bütçemize yüksek seviyede bereket getirdik. Bize emanet edilen kamu kaynaklarını, kamu yararı ve mali disiplin esaslarını gözeterek 2050 vizyonu çerçevesinde belirlenen şu 10 hedefe ulaştırmak için harcamaya sürecimizi en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Sırasıyla ifade edersem adil İstanbul, ulaşılabilir İstanbul, yeşil İstanbul, yaratıcı İstanbul, tarihi mirasa sahip çıkan İstanbul, afetlere dayanıklı İstanbul, olimpik kent İstanbul Girişimcilik ve Teknoloji Kenti İstanbul. Gıda ve su güvenliğini sağlayan İstanbul. Özgür, demokratik ve lider İstanbul. Bu hedefler doğrultusunda 2023 yılında neler yaptığımızı ilk olarak Adil İstanbul başlığı altında sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli meclis üyelerimiz, İstanbul'u başta çocuklar, gençler, yaşlılar ve kadınlar olmak üzere ihtiyaç sahiplerini gözeten yoksullukla mücadele eden ve herkes için eşit olanaklar sunan adil bir kent haline getirmek bizim için çok acil ve önemli bir hedeftir. Toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve böylece insanların özellikle yaş, özellikle sosyal destek sistemine daha az ihtiyaç duymalarını önceleyen bir anlayışla son 5 yılda olduğu gibi. 2023 yılında da gerçekten yoğun sosyal destek hizmetlerini sunmak zorunda kaldık. Örneğin 2023 yılında 231.354 toplamda ise 1.059.612 haneye sosyal destek İstanbul Kart ile periyodik olarak nakdi destek sağlamış durumdayız. Karakış desteği, Ramazan ayı desteği, Yaşlı sanatçılar desteği, kadın sığınma evi desteği, deprem desteği gibi düzenli ve tek seferlik nakdi destekleri 2023 yılında 353.864 yurttaşımıza 5 yıllık dönemimizde toplamda 733.041 yurttaşımıza ulaştırdık. 100.000 öğrencimize 2023 yılında 100.000 üniversite öğrencisine 7.500 lira nakdi destek sağladık. Bugüne kadar toplamda 279.198 üniversite öğrencisine nakdi destek sağlamış olduk. 156.322 çocuğumuza ücretsiz süt ulaştırdık. Toplamda ise 623.553 çocuğumuza ücretsiz süt dağıtımını bu dönem içerisinde vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Evlilik desteği kapsamında ihtiyaç sahibi 8682 çifte nakit destek sunduk. Dezavantajlı mahallelerin okullarının çevresinde tam 823 bin adet beslenme desteği dağıtımını çocuklarımıza ulaştırdık. Açtığımız 11 kent lokantası ile yaklaşık 2,5 milyon kişiye 40 liraya 4 çeşit yemek desteğini verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu arada kent lokantaları sayımızda artmaya devam ediyor. Açtığımız 14 yurtta 5.619 öğrenciye kamu güvencesiyle barınma imkanı sağladık ve şu anda devam eden inşaatlarımızla birlikte yurt yatak sayımız hızla artmaya devam edecek. Sayıları artık yüzü geçen yuvamız İstanbul ve ders atölyelerimiz, teknoloji atölyelerimiz ve gençlik ofislerimizle çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim ve gelişimlerinde üst seviyede katkı sunduk. 0-4 yaş arası çocuğu olan tam 614 bin anneye toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmalarını sağladık. İBB Kadın, Kadın Dayanışma Evi ve Kadın Danışma Birimleri ile binlerce kadına barınma hizmeti ve sosyal hizmetler sunduk. Bütün bunlar İstanbul'u adil bir şehir yapma yolunda çok önemli çok değerli bir işler ama bizim sosyal adalet vizyonumuzun tabii ki sadece bir yönünü gösteren işlerdir. İlk kez bizim açtığımız İBB bölgesel istihdam ofislerine, çiftçilere İBB tarihinde ilk kez vermeye başladığımız desteklere, mahalle bakkallarını destekleyen Halk Bank, Halk Bakkal projesi gibi işlerimize de bakarsanız sosyal adalet vizyonumuzun bir başka yönünü de burada görürsünüz. Biz yoksulluğun sürdürülüp siyaseten istismar edilmesini değil, sonlandırılmasını hedefleyen bir anlayışla çalışmayı da sürdürüyoruz. İnsanlarımızın belediyeden aldığı yardım ve destekle değil, çalışarak, üreterek kazandığı parayla rahatça yaşayabilmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede 2023 yılında bölgesel İslam ofislerimizin sayısını 30'a, bu ofislerimiz aracılığıyla işe yerleştiren yerleştirenlerin sayısını da 2023 sonu itibariyle 180 bine ulaştığının da altını çizmek isterim. Şunu net olarak ifade edeyim. Ben ülkemin şehirlerimizin yoksullukla konuşulduğu bu günleri üzülerek takip eden birisiyim. Ben şehirlerimizin ve ülkemizin yoksullukla değil zenginlikleriyle konuşulan bir ülke olmasını arzu eden bir insanım. Bu yönde her iki yönde de sürecin takipçisi olan bir büyükşehir belediyesi olacağımızı her yerde söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun ideallerine olan bağlılığımızla İstanbul'u herkes için adil bir şehir yapana kadar güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. <laughs> Değerli meclis üyelerimiz. Yeni yatırımlar ve atılımlarla İstanbul'u güçlendiriyoruz şiarıyla ulaşımda da çığır açtığımız bir beş yılı geride bırakmış durumdayız. <laughs> Toplu ulaşımın bir kamu hizmeti olduğunu bilen ve bunu vatandaşına hissettiren bir anlayışla çalışıyoruz. Değeri bilinmeyen adeta özelleştirilmek için fırsat kullanan İETT ve şehir hatları gibi köklü kurumlarımızı yeniden ayağa kaldırıp güçlendirdik. Dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi durumunda olan Haliç Tersanesi'ni tekrar aktif hale getirerek deniz taksi, deniz olmuşlar ürettik. Pek çok geminin bakım onarım ve modern modernizasyonunu bu tesisimizde gerçekleştirdik. 2019 yılında uluslararası endekslere göre İstanbul Avrupa'nın trafiği en yoğun kentlerinden birisiydi. En baş sıradaydı. Yaptığımız atılımlar sonucu şehrimiz 2023 yılı itibariyle 30. sıraya kadar gerilemiştir. Özellikle trafik yoğunluğumuzun azaltılmasında en önemli pay hiç kuşkusuz raylı sistemlere yaptığımız yatırımlar olmuştur. Özetlemek gerekirse bu atılımlarla 2019'dan 2023 yılı sonuna kadar İstanbul'da 47.3 kilometre uzunluğa sahip 5 metro hattı işletmeye açıldı. 2019-2023 yılları sırasında bizim açtığımız hatlar şunlardır. Kabataş Mecliye Köyü Mahmut Bey metrosunun ilk etabı 18 kilometre ve 15 istasyon. Eminönü Ali Bey Köyü tramvay hattının ilk etabı 9 kilometre ve 12 istasyon. Ataköy iki telli hattının ilk etabı 2.1 kilometre ve 2 istasyon. Rumeli Hisarüstü Aşiyan Fünüküleri 800 metre 2 istasyon. Kabataş Mecliye metrosu fulye ve yıldız istasyonları 2 kilometre ve 2 istasyon. Dudullu Bostancı metrosu 14.3 kilometre ve 13 istasyon. Eminönü Alibeyköy tramvay hattının ikinci etabı yani Cibali Eminönü kısmı 1.1 kilometre ve 2 istasyon. Eminönü Alibeyköy tramvay hattının 1.1 kilometre uzunluğunda olan Eminönü Cibali istasyonları arasındaki bölümünün 2023 yılı içerisinde tüm inşai ve elektromekanik sistemleriyle test ve devre alma süreçlerini biz tamamladık. Un kapanı kavşağı geçişi özellikle bu süreç için imal edilen tünel ve 30 adet tramvay aracı ile birlikte 30 Ağustos 2023 tarihinde tramvay hattının tamamını kusursuz bir şekilde işletmeye aldık. 2019-23 arasında 47.3 kilometre raylı sistem hattının işletmeye alınmasının yanı sıra bu süreç içerisinde ne yazık ki daha önce hiç yaşanmadığı bir biçimde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan 2 metro hattının tüm finansmanını 10 ay gibi kısa bir sürede ödeneğimizden kesilerek geri ödemiş durumdayız. Tam 10 ayda 2023 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Yapı yapımı tamamlanıp geri ödemesi İBB'nin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat programı üzerinden ayrılacak paylardan yapılan ve İBB tarafından işletilen raylı sistem hat uzunluğu da bu süreç içerisinde geri ödenen parasıyla parası ödenen kısmı 13.6 kilometredir. 2024 mart ayı içinde 8.4 kilometre uzunluğunda olan Bakırköy İde Kirazlı metro hattı da Ulaştırma Bakanlığından tarafından tamamlandı. işletmesi için İBB'ye devredildi. Metro hattının bedeli İBB vergi gelirlerinde kesilerek önümüzdeki aylarda geri ödemesi başlatılacaktır. Burada şunu söylemek şart zorundayım. Bahsettiğim bu anlamdaki 10 ayda geri ödediğimiz kısım daha önce 16 yıl, 17 yıl, 18 yılda geri ödemesi planlanan işlerdir. Yani 16'yı, 18'i, 20'yi, 12 ile çarpın yaklaşık 240 ay yapar. Bizden ise 10 ayda geriye ödemesi alınarak tahsil edilmiştir. Değerli arkadaşlar, burada az önce ifade ettiğim gibi bu garabeti sergiledikleri bir gerçektir. Bunun altını çizmem lazım. Tabii Türkiye ve dünya tarihinde bir başka örneği de görülmemiş bir durumdur. Bu uygulama gerçekten kamu vesayet gücünün partizan ve vicdan dışı bir uygulamasıdır. Kelimenin tam anlamıyla kesinlikle ve kesinlikle görevi kötüye kullanmaktır. Biz kendimiz aynı ihaleleri belki çok düşük fiyata, çok daha uzun vadeye ve çok daha standart yüksek şekilde yapabilecekken hükümetimizin bu adaletsiz uygulamasını milletimizin dikkatine tekrar sunuyorum. Ve bu anlamda da geri adım atılmasını ve bu işin düzeltilmesini İstanbul halkı adına tekrardan talep ediyoruz. Ve insaf düzeyini aşan milletimizin gerçekten vicdanen değerlendirildiğinde bir kamu finansmanı vesayeti şeklinde yorumlanan bu uygulamayı son vermesini diliyorum. 2023 yılında 79.9 kilometre uzunluğundaki iki adet raylı sistem hattı ve bir adet depo sahasının da uygulama projesini tamamlamış durumdayız. 58.8 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hattının da uygulama projesini devam ettiriyoruz. 13.1 kilometre uzunluğunda iki adet raylı sistem hattının ön fizibilite ve güzergah etüt çalışmalarını da tamamladık. 49.9 kilometrelik Raylı sistem hattının ise ön fizibilite ve güzerge etüt çalışmalarına devam ediyoruz. 2023 yılı sonunda İstanbul'da 80.5 kilometre uzunluğundaki 7 metro hattının yapım çalışmaları devam etmekteyken Mart 2024'te Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattının 6.5 kilometre uzunluğundaki Çekmek Çekmeköy Samandıra arasını ayrıca Ataköy 2 telli metro hattının 11.3 kilometre uzunluğundaki Bahari Ataköy arası olmak üzere toplamda 17.8 kilometre uzunluğunda 2 metro hattını bitirdik ve İstanbulluların hizmetine açtık. Böylece 5 yılda 65.1 kilometre raylı sistem hattı ve 62 istasyonu tamamlamış olduk. 2024 Mart itibariyle İstanbul'da İBB tarafından işletilen hat uzunluğu 244.3 kilometredir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletilen hat uzunluğu da 136.4 kilometredir. Böylece an itibariyle İstanbul'da mevcut raylı sistem uzunluğu 380.7 kilometreye ulaşmıştır. Şu anda projesini tamamladığımız 3.2 kilometre Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvay attı ve 24.90 kilometre uzunluğundaki Yeni Doğan Söğütlü Çeşme metro hattının 6.7 kilometre uzunluğundaki Yeni Doğan Emek arasındaki yapım çalışmalarını başlattık. 62.1 kilometre raylı sistem hatlarının yapımına da geçmişten gelen süreçle beraber devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 2023 yılı içerisinde raylı sistem yatırımına 20 milyar lira üzerinde bütçe kullandık. 2025 yılı sonuna kadar toplam 30.1 kilometre yeni raylı sistem hattını daha tamamlayıp İstanbulluların hizmetine açmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda 5 yılda İstanbul entegre toplu ulaşımında raylı sistemlerin payını tam %33'ten %44'e yükseltmiştir yatırımlarımızla İstanbul'daki tüm taşıma sistemlerinin içerisinde en büyük işletmeci haline gelen Metro İstanbul, 6 Ekim 2023 Cuma günü tarihinde ilk defa 3 milyon yolculuk barajını aşarak 3.2 milyon yolcuya ulaşmıştır. Hizmette aldığımız iki yeni hatla bu rakam şimdilerde günde 4 milyona doğru hızla ilerlemektedir. Karayolu ulaşım altyapısının geliştirilmesi, trafik sorunu yaşanan yol ağı kesimlerinde ve kavşak noktalarında trafik yoğunluğunun azaltılması, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla da önemli atılımlar yapmış durumdayız. Bu kapsamda Unkapanı Kavşağı Köprüsü inşaatı, Kadıköy D100 Karayolu Bostancı Alt Geçidi ve Bağlantı Yolları inşaatı, Küçükçekmece Avcılar Arası Gümüşpala mevkii, Kuzey Yan Yolu D100 katılımı düzenleme inşaatı, Maltepe Bağdat Caddesi alt geçidi inşaatı, Silivri Selim Paşa Kavşak ve alt geçit inşaatının birinci etabı, Tuzla D100 karayolu yan yol düzenleme inşaatı gibi projeleri de bu süreçte tamamladık. Ayrıca 2023'te 2934 araç kapasiteli 10 adet otoparkın yapımını tamamladık ve hizmete açtık. Göreve başladığımızdan bu yana 19533 araç kapasiteli 54 adet otoparkı tamamlamış olduk. 2023 Deniz ulaşımında da yeni hatlar ve sefer sayılarını arttırdığımız bir yıl olmuştur. Şehir Hatları şirketimiz 2023 yılında 332.116 sefer yaparak 40.1 milyon yolcu taşımıştır. Bu önceki yıla oranla sefer sayılarımızda yüzde 25 yolcu sayımızda ise yüzde 5.2 artış anlamına gelmektedir. Göreve başladığımızdan bu yana 1 milyon 215 bin 249 sefer ve 166 160 milyon 76 bin yolcu taşımış olduk. Deniz ulaşımının yaygınlaştırılması kapsamında Beşiktaş, Dentur ve Kuruçeşme iskeleleri, Üsküdar-Salacak sahili iskelesi, Üsküdar Paşa Limanı ve Kuzguncuk Parkı sahili kıyı yapıları güçlendirilmesi ve Halis Merkezi'ni Kabataş Meydanı ilk etapını bu dönem içerisinde hizmete açtık. İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında yaya durakları, çocuk dostu sokaklar, bisiklet yolu ve okul bölgeleri yayalaştırma çalışmalarını gerçekleştirdik. Ayrıca bu ilçe o yıl içerisinde 2023'te İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Aşama 2'yi uygulama planı kapsamında 32 bisiklet park alanını yaptık. Göreve geldiğimizden bu yana 93 farklı bisiklet park alanını tamamlamış durumdayız. 78 noktada mikromobilite park alanı planladık ve montajını bitirdik. Göreve geldiğimizden bu yana 202 farklı noktada mikromobilite park alanı ve montajı tamamlamış olduk. İstanbul genelinde parket devam et sistemini yaygınlaştırması için çalışmaları arttırdık. İktidar eliyle kangrenleştirilmiş olan taksi sorununda 2505 adet minibüs ve 411 adet taksi dolmuşu taksiye dönüştürerek önemli bir adıma atmış olduk. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, İstanbul'un daha yaşanılabilir, daha yeşil bir kent olması için de tarihimizin en önemli yatırımlarını bu dönemde biz yaptık. Bu çerçevede 2023 yılında katı atık aktarma geri kazanıp bertaraf tesislerimize gelen günlük evsel atığın yüzde onunu geri kazanım tesislerine, yüzde on sekizini atık yakma ve enerji üretim tesisine göndererek doğrudan düzenli depolama sahalarına giden atık oranını yüzde yetmiş ikiye düşürdük. 2019 yılında yaklaşık 930 bin nüfusun enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik üretirken 2023 yıl sonu itibariyle 2,5 milyondan fazla nüfusun enerji üretimine eşdeğer enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik üretiyoruz. Bu sayede atıktan enerji üretimini tam 2.75 katına çıkarttık. Şile Kömürcü Oda ilave 4000 metreküp gün kapasiteli çöp sızıntı suyu arıtma tesisini açtık oda yeri hacimli atık ön işleme tesisi, düzenli depolama sahası ve geri kazanım ve kompost, kompost tesisinde atık alım kapasitesi artışı sağlanmıştır. Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlarla İBB'nin elektrik üretiminin yenilenebilir enerjiden karşılanma oranını son 5 yılda %0.16'dan %4.4'e çıkarttık. Şehrimizin aktif ve kaliteli yeşil alanlarını arttırmaya 2023 yılında da aynı hızla devam ettik. Toplamda 12 milyon metrekare olacak olan Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın 1 milyon metrekarelik alanını uygulamasını 2023 yılı sonu itibariyle tamamladık, halkımızın hizmetine sunduk. Atatürk'ün emriyle kurulan Türkiye'nin ilk meyve bahçesi ve fidanlı olma özelliğini taşıyan 250 bin metrekarelik büyük dere fidanlığını bir yaşam, eğitim ve yerel tohum merkezi olarak İstanbul'a yeniden kazandırdık. 2019 yılında seçim vadimiz olan 15 yaşam vadisi ilan etmiştik. Hedefimizi aşarak yaşam vadisi sayısını 21'e çıkardık. Örneğin sellerle taşkınlarla hafızalarımıza kazınmış Ayamama Deresi'ni ve 1.3 milyon metrekarelik yaşam vadisinin ilk etabını hizmete açtık. Kurbağalı Dere'yi ıslah ederek Kurbağalı Dere Yaşam Vadisi projesinin sürecini başlattık. Sonuçta 5 yılda yaklaşık 13 milyon metrekare yeni yeşil alan bu dönemde hizmete açılmış oldu. Yeni dönemde toplam yaşam vadilerin sayısını 35'e ve bu sayede İstanbul'un da 10 milyon metrekarelik yeşil alana kazandırma sürecini başlatmış olduk. kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarımız son bir yılda 7.78 kilo metrekareden 7.88 metrekareye çıkarılmıştır. 5 yıllık süreçte 7.04'ten 7.88 metrekareye ulaşmıştır. 2023 yılında İBB genelinde 116.786 adet 5 yıllık süreçte ise 642.485 ağaç dikimi gerçekleşmiştir. Sevgili İstanbullular, İstanbul kültür, sanat ve yaratıcı sektörler için küresel anlamda bir merkez olma iddiası taşıdığını biz çok iyi biliyoruz. Biz kendimizi İstanbul'un yaratıcı endüstrilerindeki konumunu geliştirmekle, kentte yaşayan herkesin kültür ve sanata eşit erişimini sağlamakla görevli kabul ediyoruz. Herkesi yaratıcı üretimin değerli bir parçası haline getirmek, demokratik, özgür ve erişilebilir bir kültür sanat iklimi için zemin sağlamak amacıyla yoğun çalışıyoruz. Şehrimize yeniden kazandırdığımız özellikle tarihi mekanlarımızda, meydanlarda, parklarda, sokaklarda ve şehrin dört bir yanında 16 milyonu kültürle sanatla buluşturduk. Açtığımız kültür sanat merkezleriyle İstanbul'un yaratıcı potansiyelini hızla ayağa kaldırdık. Bu kapsamda 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetleri hatırlatmak isterim. Özellikle çocuklara yönelik sanat eğitimi çalışmalarına ağırlık verdik. Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi'ni hayata geçirdik. 12 mekanda çocuklarımıza sanat eğitimleri veriyoruz. Şile, Çatalca, Arnavutköy'de gezici film festivalleri gerçekleştirdik. İstanbul tarihinde koro festivalinin ilkini yaptık. Semt festivalleri kapsamında ücretsiz konserlerimize binlerce İstanbulluyu davet ettik. Barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi üç günlük Serçeşme Festivali ile yad ettik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl olması nedeniyle çok sayıda etkinlik yaptık. Genç müzisyenler destek programını harekete geçirdik. Cumhuriyet Aşıkları serisiyle konserler düzenledik. Yüzyılın yüzleri kültür sanat alanında damga vurmuş isimleri sergi, konser ve söyleşilerle andık. Cumhuriyet otobüsü 39 ilçede 258 mahalleye ulaştı. Değerli hemşerilerim, İstanbul'un zengin kültürel mirasına, ecdat yadigarı tarihe en önemli bu süreçte gerçekten hiç olmadığı kadar sahip çıktığımızda ifade edeyim. İstanbul'un mirasını bilimin yönlendiriciliğinde gün yüzüne çıkarıyor ve halkın hizmetine sunuyor, onlara emanet ediyoruz. Bu amaçla kurduğumuz İBB Miras Organizasyonu çalışmalarıyla aralarında anıt eserlerin, tarihi çeşmelerin, tarihi mezar ve türbelerin bulunduğu 943 kültür varlığının koruma altına alındığı bir dönemi başardık. Yine İBB Miras aracılığıyla 2019'dan bu yana 34 kamusal sanat eserini, 35 yeni müzeyi İstanbul'a kazandırdık. Bunlar arasında Anadolu Hisarı, Büyükada'nın unutulmuş Taş Mektebi, İstanbul'un tarih iskelerinde Moda Beşiktaş Kadıköy, Botler Apartmanı, Tünel Meydanı'nın en önemli yapılarından biri olan Metrohanı, 150 yıllık Yedikule Gazhanesi'ni, Art İstanbul Fesane'yi, Beyoğlu Sineması'nı sayabiliriz. Ayrıca 2023 yılında 10 adet yeni kütüphane hizmeti açtık. Böylece 2019'dan bugüne toplamda 50 yeni kütüphane İstanbul'ların hizmetine sunulmuş oldu. Sayıları bugüne kadar dahi yeni ilavelerle artmış durumda. İnternete rahatça çalışma rahat çalışma ortamına ve kitaba erişme gibi zorlukların en çok yaşandığı bu dönemde çocuk ve gençlerimizin kütüphanelerin ne kadar büyük bir fırsat eşitliği sağladığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Değerli hemşehrilerim, sevgili Meclis üyelerimiz İstanbul'un en önemli konusu İstanbul deprem ve diğer afetlere karşı güçlü ve dayanıklı hale gelmesi meselesidir. Ve yaşamsal bir meseledir. Bu nedenle beş yıl önce görevi devir alır almaz bu konuda seferberlik başlattık. Bu konuda kamu kurumlarının, özel sektörün, sivil toplumun, bilim dünyasının ve vatandaşlarımızın tam bir işbirliği içinde olması gerekliliğini her yerde vurguladık. Deprem konseyi kurulması için çağrıda bulunduk. Bu konuda bakanlıklara bizzat kendim giderek sunumlar yaptım. Bu çağrılarımız ne yazık ki işbirliği zemininden uzak tutulma gayreti içerisinde olunmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olmadığı afet koordinasyon toplantıları yapılmıştır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen afetlere dayanıklı İstanbul Hedef Doğrultusu'nda hiç durmadan yolumuza devam ettik. Doğru planlama ile yol haritamızı oluşturmak için, özellikle İstanbul'un jeoloji ve hidroloji haritalarını hazırladık ve yarım kalmış mikro bölgeleme çalışmalarının bu süreç içerisinde ilçelerimizde tamamladık. Depreme dayanıksız ve hazırlıksız olmasının acısını vatandaşlarımızın bir daha yaşamasını istemiyoruz. İstanbul'da altyapı, üst yapı, ulaşım, lojistik, deprem anı ve sonrası olmak üzere 4 ana başlıkta, 14 alt başlıkta çalışmalar yürüttük. Geliştirdiğimiz hızlı tarama yöntemiyle 35 bin, bin, 35 bin binada inceleme yaptık. Sürdürülebilir kentsel dönüşüm sisteminin ilk kez hayata geçirildiği belediyemiz paydaşlarından Kiptaş, İstanbul İmar AŞ ve Bimtaş ortaklığında İstanbul Yenileniyor platformu ile 456 bin 69 bağımsız birimi yaklaşık 1 milyon 664 bin 900 kişiyi kapsayan 30.674 bin adet başvuruyu cevaplamış ve onlarla işbirliği haline gelmiş durumdayız. Bu başvuruların yüzde 68'i yaklaşık 1 milyon 132 bin 132 kişiyi kapsayan tek yapılardan gelmiş olup riskli tek yapılar dönüştürülmesi devam etmektedir. İstanbul'un her iki yakasında yer alan 15 15 ilçede 164.58 hektar alanı kapsayan 21 proje alanında kentsel dönüşüm proje çalışmalarımızda devam etmektedir. 2023 yılı sonu itibariyle bu proje alanlarının ikisinde Eyüp Sultan Akşemseddin Mahallesi, Sultan Gazi Yunus Emre Mahallesi, 1226 bağımsız birimin temelleri atılmaya hazır hale gelmiştir. Nitekim 2024 yılı başında bu iki alanda temelleri atılmış ve inşaat çalışmaları sürmektedir halen yürütülen projelerin bir kısmı şunlardır. Bayrampaşa ilçesi kentsel dönüşüm projeleri, Beykoz ilçesi kentsel dönüşüm projeleri, Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, Eyüp Sultan ilçesi kentsel dönüşüm projeleri, Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, Sultan Gazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, Kentsel dönüşümü bu anlamda gerçekten hiç kimse için rant kaynağı olarak değil, insanlarımızın kazançlı çıkacağı bir süreç olarak tanımlıyoruz. Bizim için gerçekten kentsel dönüşüm, vatandaşlarımıza sağlıklı, güvenli ve mutlu yaşam alanlarını yaratmanın bir aracıdır. Kiptaş, 2023 yılı içerisinde 782 adet bağımsız birinden oluşan 5 projeyi tamamlamış ve hak sahiplerine teslim etmiştir. Bu projelerin 344 bağımsız birimi sosyal konut, 432'si ise kentsel dönüşüm projesidir. Kiptaş 2019 yılından bu yana 11.034 adet bağımsız birimden oluşan 19 projeyi tamamlamış ve hak sahiplerine teslim etmiştir. Bu projelerin 3946 bağımsız birimden oluşan 6 adedi sosyal konut, 624 bağımsız birimden oluşan 2 adedi kaynak geliştirme 6464 bağımsız birimden oluşan 11 adedi ise kentsel dönüşüm projesidir. Kiptaş 2023 yılı içerisinde 1954 adedi kaynak geliştirme, 4184 adedi kentsel dönüşüm ve yenileme alanı, 77 adedi de vizyon projesi olmak üzere toplamda 6215 adet bağımsız birimin yapım çalışmalarını da devam ettirmiştir. Kiptaş Nisan 2024 itibariyle 1447 47 adet 1447 adet bağımsız birimden oluşan bir kaynak geliştirme projesi ve bir kaynak geliştirme proje etabı, 4677 adet bağımsız birimden oluşan 14 kentsel dönüşüm ve yenileme alanı projesi ve bir kentsel dönüşüm etabı, 75 adet birimden oluşan bir vizyon projesi olmak üzere toplamda 6199 adet bağımsız birimden oluşan 16 proje ve iki proje etabı yapım çalışmalarına da devam etmektedir. Ayrıca 1671 adet bağımsız birimden oluşan 17 projenin proje ve uzlaşma süreçleri devam ediyor. Toplamda 7.870 bağımsız birimden oluşan 33 projenin inşaatı ile proje ve uzlaşma süreçleri de bu süreç içerisinde izlemesi ve görüşmeleri sürmektedir. Değerli hemşehrilerim, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım. Pek çok farklı özelliği bünyesinde barındıran İstanbul aynı zamanda bir spor kentidir. İstanbul'un spor kenti olması süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından son yıllarda ihmal edildiğini düşünmekteyiz. İmar planlarında spor alanı olarak tanımlanmış kamu arazilerini imara açarak ortadan kaldırıldığı, ülkemizde çok sayıda sporcu kazandırmış köklü semt kulüplerinin spor sah sahalarının ellerinden alındığı, görevi devraldığımızda 13 tane ilçede spor tesisinin İBB tarafından olmadığını tespit etmiş durumdaydık. Biz bu tabloyu tersine çevirmek için İstanbul'u doya doya spor yapılan bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. 2023 yılında 191.608 çocuğa spor okulu hizmeti verdik. Yaklaşık 7.000 çocuğa yaz döneminde doğa kampı hizmeti verdik. 370'i e aşkın noktada açık hava egzersiz hizmeti sunduk. Yeni tesisler açtık, ilave fonksiyonlar kazandırdık. Halis Sporları Merkezi, FIFA standartları kapsamında Halis Kıvanç Şehir Stadı, Kartal Yakacık Spor Tesisi, 11 branşta hizmet veren Sultanbeyli 100. Yıl Tesisi, 7 Kule Spor Tesisleri bunlardan sadece birkaç. İstanbul'un dünya sporunda hak ettiği yeri almaya dönük önemli girişimlerde bulunduk. 2036 Olimpiyat oyunlarını ve paralimpik oyunlarının şehrimize gelmesi noktasında çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Dünya Olimpiyan Forumunu 2023 yılında İstanbul'da gerçekleştirdik. Ne mutluyuz ki 2027 yılında Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasını Avrupa Olimpiyat Komitesi tarafından karara bağlayarak sözleşmesini yaptık. Bu sonuç şehrimizin olduğu kadar spor camiamızın, milletimizin ve devletimizin ortak bir başarısıdır. Ve Olimpiyat Oyunlarını İstanbul'a getirmek yolunda da önemli bir referans hizmet ve referans bir turnuva olacaktır. Bir kez daha şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. gelişmiş ve büyüyen bir ekonomiye sahip olma adına İstanbul'un önemli bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. İstanbul yüzde yetmişlere varan çalışma çağında olan nüfus oranıyla Avrupa Birliği ortalamasının çok üzerinde bir şehirdir. İstanbul Teknoloji Ekosistemi haritası raporuna göre 800 aşkın girişimci şirketin bulunduğu İstanbul'da girişimci ekosistemi branşında 2023 yılında 103 oranında büyüme kaydedildiğini gördük. İstanbul bu anlamda ekosistemler noktasında 2023 yılında birinci sırada bulunmaktadır. İstanbul erken dönem fonlama nitelikli ve uygun yetenek kategorisinde en iyi ilk 35 küresel ekosistem ve en iyi ilk 10 Avrupa ekosistem içerisinde 2023 yılında yer aldı. Tüm veriler göstermektedir ki Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı Stratejik ve jeopolitik konumu ile dünya kenti küresel bir güç olan İstanbul tam anlamıyla bir girişimcilik ve teknoloji kenti olmaya hazırdır. İstanbul'u yaratıcı ve yenilikçi girişimcilerin merkezi haline getirmeye kararlıyız. Özellikle girişimciler için gerekli altyapı, üretim olanaklarını, özgürlük ve güven ortamını sağlamaya kararlıyız. Bu anlayış içinde açtığımız tek İstanbul girişimcilik ve teknoloji merkezlerimizde, akıllı şehir uygulamaları kapsamında eğitim ve etkinlikler yapılıyor. Girişimleri desteklemek için kurumlarla işbirliği gerçekleştiriliyor. Startup firmalarla pek çok destekler paylaşılıyor. 2023 yılı içerisinde tek İstanbul kapsamında girişimcilere sunulan imkanlardan yararlanmak için 525 başvuru alınmış olup bu başvurulardan yüzü girişim olarak kabul edilmiştir. Toplamda desteklenen girişimci sayısı 406 kişi olmuştur. Yıl içerisinde merkezlerimizde düzenlenen toplam 695 eğitim ve etkinliğe 42.522 kişi katılmıştır. 2023 yılında 8 ayrı tema, 180 proje ve İBB Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim olarak akıllı şehir master planını yayınlamış durumdadır. Hedefimiz 2030 yılına kadar tüm projeleri tamamlayarak vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine hızlı, kolay ve esnek olarak erişmelerini daha güçlü bir şekilde sağlamaktır. Dünyada ilk olan süper app uygulamamız İstanbul Senin, kullanıcı sayımız tam 4 milyonu aşarak bir yerel yönetim uygulamasında Türkiye'nin en geniş kullanıcı sayısına ulaşan uygulama olmuştur. Halihazırda İstanbul Senin içerisinde 80 tane belediye ve iştirakleri uygulamaları yer alırken Aynı zamanda girişimcilik ekosistemi için dijital pazar yeri uygulaması da hayata geçirilmiştir. İstanbul Kart dijitalleşmeye ve büyümeye devam ediyor. Dijital ortam ve karekod kullanımı ile 23 milyon kullanıcıya ulaşan İstanbul Kart, banka kartı, debit kart özelliğine sahip olarak daha geniş kullanım alanlarına erişecek. Dünyada ilk kez bir şehrin tamamı dijitalleştirilerek İstanbul'un dijital ikizi oluşturulmuş durumda. Bu dijital ikiz ve e, öncelikle e, acil durum yönetimi olmak üzere belediye hizmetlerinin tamamen dijitalleşmiş bir altyapıyla yönetimi hedeflenmektedir. Yurtlar ve kütüphanelerimizde ücretsiz, kotasız internet kullanımı hizmetlerimiz artarak devam etmektedir. İstanbul'un tamamında yaklaşık 12 bin hizmet noktasıyla 6 milyon İstanbulluya ücretsiz internet erişimi imkanı sağlanmıştır. Bostancı Dudullu hattında ücretsiz internet hizmeti 2023 yılında devreye alınmıştır. Belbim şirketimiz İstanbul kartı bir plastik kart olmaktan çıkartmıştır ve dij dijitalleştirerek hizmet kalitesini arttırmıştır. Vatandaşlarımız artık yetersiz ba bakiye, paran transferi, otomatik talimat, online başvuru hizmetlerini dijital ortamda yapabilmektedirler. 2023 yılı sonunda kartlara para yükleme işlemlerinin fest bankacılık işlemleriyle yapılabilmesini başlatmış durumdayız. Değerli hemşehrilerim, gıda ve su güvenliğini sağlayan İstanbul başlığıyla güçlü bir ekonomi, güvenli bir gelecek için girişimcilik ve teknoloji kadar tarım alanlarımızın, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin de hayatı önemini bilmekteyiz. Bu bakış açısıyla İBB tarihinde ilk olarak İstanbullu çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimden çekilen çiftçilerimizin tekrar tarıma teşvik etmek amacıyla çeşitli destekleri vermeyi başlattık. Bunu büyüterek devam ettireceğiz. 2023 yılında da yenilerini ekledik aynı zamanda. Tarımsal üretimde su sarfiyatını ve ilaç kullanımını azaltan malç naylonu desteğini, yemlik arpa ve yulaf tohum desteğini ekledik. 2020 yılında destek verdiğimiz çiftçi sayısı 693 iken 2023 yılında destek verdiğimiz çiftçi sayısı tam 4660 çiftçi olmuştur. Hayvansal üretimde 2023 2003 aracılıkta 417 ve balıkçılıkta 1300 olmak üzere toplam 8400 üreticiye ulaşmış durumda kayıtlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Aynı zamanda Hatay ilinde depremden zarar gören çiftçilerimize de destek sunmakta geri durmadık. 2023 yılında İstanbul'da 148.500 dekar alan için bitkisel üretim desteği verdik. Yapmış olduğumuz fide ve tohum desteklerimizle 39 bin ton yaşlık yazlık sebze 15.500 ton kışlık sebze, 20.000 ton ayçiçeği, 55.000 ton silaj, 30.000 ton arpa ve yulaf elde edilecektir. Desteği biz verdik ve çiftçimizin e, emeğini de ortaya koyarak birlikte İstanbul'da tarım yapılan alanları tam 50 bin dekar arttırmış durumdayız. Öte yandan hemşehrilerimizin ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşmasını kolaylaştırmak adına da önemli hizmetlerimizi sunduk. Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası ikinci hattımızda üretime başladı. Günde 1 milyon ekmek üretim kapasitesine sahip olan bu hattımızda 2023 yılı içerisinde Akdeniz ekmeği üretimi yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde çavdarlı ekmek ve tam Buğday ekmeğinde üretimi planlanmaktadır. 2019 yılında 550 adet olan halk ekmek büfesi sayısını bu yıl 703'e çıkardık. İstanbul'un 444 mahallesinde bulunan büfelerimiz ile hizmet vermeye güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Eski tip büfeleri de bu yönde değiştirme işlemlerimiz sürmekte. Böylece daha kullanışlı, daha temiz bir görünümle İstanbulluları ekmek alımına kavuşturmuş oluyoruz. İstanbul yalnızca Marmara bölgesi ve Türkiye değil, yakın coğrafyasında dünyada liderlik üstlenecek bir potansiyele sahip bir şehir olduğunun da farkında olan bir yönetimiz. İstanbul'un bunu başarabilmesi için güçlü yerel demokrasi, dayanışmacı bir yerel yönetim anlayışıyla mümkündür diyoruz. O nedenle İstanbul'u özgür, demokratik ve lider bir şehir haline getirmek hedefiyle yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz başta faaliyetler şunlar olmuştur. Türkiye'nin en büyük sivil girişimi olan İstanbul Kent Konseyi Koordineli bir şekilde katılımcı bütçe uygulaması yürütülmektedir. Doğrudan katılımı sağlıyoruz bu yöntemle yönetime. 2021 yılında başlatılan bu proje binlerce projenin tarafımıza sunulmasını sağlamıştır. Bu noktada 75 projenin seçilerek bütçelenerek uygulanmaya başlanması da sürecin e, aynı zamanda yönetimin içine girmiş olmasını sağlamaktadır. Bu bahsettiğim projelere tam 1 milyar liralık bütçeyle yapılıyor olması da ayrı bir etkin demokratik metodun uygulanması sonucudur. 2024 yılı katılımcı bütçe uygulamasında odak temayı ulusal düzeyde yaşanan elim depremler dikkate alınarak afet ve risk yönetimi olarak belirledik. İBB olarak halkımıza verdiğimiz hizmetlerin kalitesinin artırılması, vatandaş memnuniyetinin sağlanması erişilebilir nitelikli sürdürülebilir hizmet anlayışının geliştirilmesini elbette yüksek seviyede amaçlıyoruz. Bu çerçevede yürütülen hizmet kalitesi yönetim çalışmaları kapsamında iki, 2023 yılında toplam ulaşım hizmetlerimize yönelik olarak hizmet temas noktalarında vatandaş gözüyle saha denetimleri ve kıyaslamalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda hizmetin sunumunu iyileştirmek üzere saptanan 67 bulgu için iyileştirme önerileri geliştirildi. Hazırlanan aksiyon planı ile iyileştirmelerin takibi de sağlanmaya aktif bir şekilde devam ediliyor. Sivil toplumun kalbi olan İstanbul'da 30 bin aşkın sivil toplum kuruluşunun talep ve ihtiyaçlarını karşılamak, sivil toplumun kapasitesini güçlendirmek adına çalışmalar yapmak üzere sivil toplum kuruluşlar ilişkileri şube müdürlüğünü bu dönemde biz kurduk. Bu müdürlüğümüzle beraber bu ilişkilerimizi daha yüksek seviyeye taşıyor olacağız. 2023'te özellikle yerel demokrasinin çok önemli aktörlerinden biri olan muhtarlıklara dönük çalışmalarımız da etkin bir şekilde sürmüştür. İBB yönetimi sahada ile 39 ilçemizde tüm mahalle muhtarlarıyla etkin bir biçimde sahada işbirliği içerisinde olduk. Çözüm stratejileri onların önerileriyle geliştirilmiştir. Muhtarlık binalarının ihtiyaçları özellikle 2023 yılında kurumumuz tarafından e, aylık olarak ödenmeye başlanan bir süreci e, başlattık. Aynı yardım talebinde bulunan muhtarlarımıza talep ettikleri destekler verilmiştir. Özellikle Fenerbahçe Üniversitesi ile birlikte İstanbul Muhtarlar Akademisi programını da biz hayata geçirdik. Bakım ve onarım ihtiyacı olan muhtarlık binaları tespit edilerek 2023 yılında onlarla ilgili işlem de yapılmıştır. Aynı zamanda binası olmayan bir kısım muhtarlarımız da bina ihtiyaçları karşılanmıştır. Son olarak belediye hizmetlerimizde iştirak şirketlerimizin de önemli bir rolü olduğunu ve bunların başarısından da sizlerle paylaşmak istediğim hususlar vardır. Bu nedenle şirketlerimizin mali durumu hakkında özellikle kamuoyunu bilgilendirmenin önemli rakamlarla beraber elde edilen başarının ne seviyeye ulaştığını herkesin hissettiğini hissetmesini sağlamak isterim. İştirak şirketlerimizin satış gelirleri 2023 yılında 2018 yılına kıyasla çok yüksek seviyede artarak 109 milyar lira olarak gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında vergi öncesi kar 2018 yılına kıyasla 4 katına yakın artarak 4.9 milyar lira gerçekleşmiş olup vergi öncesi karlılık yüzde 4.5'tir. 2023 yılında yatırımlar 2018 yılına göre yaklaşık 6 kat artarak 4 milyar lira seviyesinde gerçekleştirilmiş. Şirketlerin öz kaynakları da 2018 yılına göre 11 kat artarak 107 milyar liraya ulaşmıştır. Şirketleri devraldığımız 2019'un ilk yarısı sonunda 14 şirket zarardayken bu şirketler verimli ve etkin yönetim ile karlı hale getirilmiş olup 2023 yılını BelTur ve Metro İstanbul dışındaki 28 şirketimizin tamamı çarda kapatmıştır. Bu sonuçta Sundukları Hizmet yüksek enflasyona rağmen vatandaşa makul fiyatlarla arz etme politikalarının önemli bir etkisi olduğunu da altını çizmek gerekir. Özellikle BelTur'un zarar etmesinde EYT kaynaklı 61 milyon liralık kıdem tazminatı yükü ayrıca Galata Kulesi'nin ve devlet hastanelerinin Beltur'dan alınmasının etkisinin de yüksek olduğunu altını çizmek gerekir. Metro İstanbul'un zararda olmasının sebebi ise bilet fiyatlarının ve belirlenen sübvansiyon tutarlarının enflasyon kaynaklı maliyet artışlarının mecliste karşılanmamasından kaynaklı olduğunu da belirtmekte fayda var. Değerli hemşerilerim, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, buraya kadar 2023 yılı faaliyetlerimizi sayılarla, verilerle özetlemeye çalıştım. 100 bine yakın kişinin emek verdiği, ülkemizin en büyük kamu kurumlarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehrimize kattıklarını, katkılarını sadece sayılar üzerinden anlamak ve anlatmak elbette mümkün değildir. Birlikte yaşam kültürü, kentlilik ve vatandaşlık bilinci, yöneticilik ahlaki gibi değerler açısından da bu şehre köklü dönüşümler yaşattığımız bir dönemi hep birlikte geride bıraktık. Örneğin adalet kavramının kentsel yaşamın temellerinden biri olarak görülmesini sağladık. İmkansızlıklar nedeniyle süt içmeyen, okul öncesi eğitim alamayan çocukların, öğle yemeklerini çoğu zaman geçiştirmek durumunda kalan işçilerin, öğrencilerin, emeklilerin yaşadıklarını büyük bir adaletsizlik olarak gördük ve ortadan kaldırmak için Gayret sarf ettik, sarf etmeye devam edeceğiz. Hesap vermeye yanaşmayan, kamu kaynaklarını ne yazık ki fütursuzca kullanan, vatandaşın yönetimine, demokratik katılımına engeller koyan anlayışa bu dönemde son verdik. Kamu'ya ait binaların, meydanların, sahillerin, yeşil alanların vatandaşların kullanımından kaçırılıp belli kişi veya kurumlara tahsis edilmesini büyük bir adaletsizlik olarak gördük ve bununla mücadele ettik etmeye devam edeceğiz. Kadınların çalışma hayatından dışlanmasını, tüm inanç gruplarına eşit hizmet verilmemesini, siyasi görüşleri, kökenleri, yaşam tarzları nedeniyle hemşerilerimizin eşit hizmet alamamasını bir adaletsizlik olarak gördük ve gidermek için çok çalıştık. Hakçı belediyecilik anlayışıyla yaptıklarımızın asla bir lütuf olmadığını, bu şehrin asıl sahibinin 16 milyon İstanbullu olduğunu bilerek hizmet ettik. Yöneticiliğin en temelde milletin parasını millete vermekten, halka ait olanı halkın kullanımına sunmaktan ibaret bir iş olduğunu bilerek hizmet ettik ve bunu her zaman vatandaşlarımıza anlattık. Sadece Yaptıklarımızda değil, yapmadıklarımızda da İstanbul'a hizmet ettik. Örneğin partizanlık yapmadık. Kişiye parsele özel imar düzenlemeleri yapmadık. Çevreye çevreye zarar verecek tek bir projeyi hayata geçirmedik. Sevgili arkadaşlar, İstanbul'da 2019'dan beri bir zihniyet devrimi yaşanıyor. Kentli olmanın, vatandaş olmanın, yönetici olmanın anlamı yeniden tanımlanıyor. Siyasetin anlamı ve işlevi yeniden tanımlanıyor. İstanbullular bu gerçeği bizzat yaşayarak gördüler ve bu siyaset anlayışının devamı yolunda çok güçlü bir onayı verdiler. Bu anlayışın kök salması için bize tam yol ileri emrini verdiler. Biz biz her zaman her ortamda meydanlarda söyledik. Bu emri veren halkımızın zaten emir vermekte tek yetkili kurum olduğunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Emri halkımızdan alacağız. Yeni dönemdeki sorumluluğumuzun ne kadar büyük ve ağır olduğunun da farkındayız. Artık biz bu süreçten sonra kendi kendimizin rakibiyiz. Bizden önceki 25 yıllık dönemin değil Geçtiğimiz 5 yılın performansını katlayarak artmak arttırmak durumunda olan bir ekibiz. Bu ulaşılması daha zor ve daha büyük bir hedeftir. Ama bizde artık çok daha tecrübeli, çok daha iddialı ve kararlıyız. Aynı şekilde deneyimli ve iddialı kadrolara da sahibiz. 16 milyon İstanbullunun iradesiyle, sevgisiyle, desteğiyle çok daha güçlü ve inançlıyız. Eminim ki belediye meclisimizde muhalefet görevini üstlenen değerli arkadaşlarımız da İstanbulluların sandıkta verdiği bu mesajı en doğru şekliyle anlamışlardır. İnanıyorum ki bu kadim şehre hizmette birlikte doğru ve güzel işlere imza atacağız ve hemşehrilerimizin gönlünde çok müstesna bir yere hep birlikte sahip çıkacağız. Bu inançla yaptığımız her işe emekleriyle can veren, ruh katan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kademelerindeki mesai arkadaşlarıma ve ailelerine çok çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönemde birlikte çalıştığımız tüm değerli Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şehirlerine ve haklarına sahip çıkarak bizi yönlendiren, doğru, doğru yürümemizi sağlayan ve bizimle beraber İstanbul'un muhafızı olmaya devam eden 16 milyon İstanbulluya şükranlarımı sunuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.